Bu ifadeler arkadaşlar kesirli olduğu için tabii ki tanımsız yapın ifadeler paydasını sıfır yapılan ifadelerdir. Bu yüzden 7 bölü 2 yapar. Burayı 11 bölü 5 yapar. Bunu da 3 olur arkadaşlar. Şimdi hangisi büyüktür? Payda eşitleriz. Aslında görülüyor. Şimdi bu 3 katından biraz fazla. Payda eşitlemeye bile gerek yok. Bu 2 katından biraz fazla. Bu da tam 3 kat. O zaman en büyük A'ymış. Sonra C'ymiş sonra B'ymiş. Buna uygun hangi şık var? C şıkkı. Yan yana duranların fiyatları aynıymış. Alt alta duranlardan da altta olanın fiyatı fazlaymış. Şöyle yani. A, A, B, B, C, C, D dersek. Şimdi 2A artı 2B artı 2C artı D'nin toplam fiyatı 145. A'ya en küçük iki basamaklı sayı 10 dersek toplamları 20 olur. B'ye A, B'den küçük olacağı için B'ye en az 11 deriz. İki basamaklı 22 olur. C de B'den büyük olacağı için ona da en az 12 dersek 24 olacaktır. Böylece toplamları 145 olur. Bunlara en küçük verdiğim için D'ye de 79 kaldı. En büyük alacağı değer D şıkkı. Bir kere arkadaşlar ortak parantezlerden bir tanesi, ortak çarpanlardan bir tanesi pardon, x'tir. Böylece x, x kare eksi mx, eksi 24 olur. Burada da bize çarpanlarından bir tanesini x artı 3 olarak verdiğine göre çarpımları eksi 24 olması için ne olacak? x eksi 8. Böylece bakın çarpanlarına ayırdık. Bundan sonra ne söyleyeceğim? Çarpımları eksi 24 toplamları ne yapıyor? Eksi 5. M demek ki buradan 5'miş. M'yi 5 bulduk. Sonra A'yı 0 bulduk. Ee, bir de ne istiyordu bizden? B. B hangisi? B de arkadaşlar 8. Buradan o zaman M artı eksi A artı B demiş. M'yi 5 bulduk. Bunu 0, bunu da 8 bulduk. Toplamları 13 geldi. D şıkkı oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i kullanacağız ve 3, 3, 3 elde edilmiş. Yani şöyle aslında burada direkt hızlı bir şekilde olayı görmek lazım. 6'yı 2'ye bölersek 3 olur. 2'yi 1 ile toplarsak 3 olur. 3 ile 1'i çarparsak 3 olur. 6'dan da 3 çıkarırsak yine 3 olur. Demek ki 1, 2, 3, 6'ymış. Toplamları da 12 oldu. D şıkkı. Bize arkadaşlar alfabedeki tüm harfleri vermemiş. Yani e, onlarla ilgili de bir bilgimiz yok. Haliyle burada aslında sana şunu anlatıyor. Herhangi bir daireyi boyadığın zaman yeni bir harf doğuyor. Bakın bunu yaptığın zaman bu farklı bir harfmiş. Böyle olduğunda farklı bir harf. Belki şöyle boşluk yapayım bakın. Belki biz bunu yaptığımızda farklı bir harf. Ya da şöyle dörtlü göstereyim bakın. Bunu, bunu, bunu ve bunu boyadığımızda farklı bir harf belki. O zaman biz 6 harften daha doğrusu 6 noktadan herhangi 4 tanesini boyadığımız zaman... 6'nın ikilisine de eşit bu. 15 tane e, harf üretebiliriz. Ama tabii ki hani üretebiliriz diyoruz. Çünkü sonuç itibariyle görme engelli alfabesi net bellidir. Onu bilmediğimizi varsayarak yoksa zaten bunu sormaya gerek yok. Normal kaç tane harf vardır deriz. 4 tanesi karalanmış. Buna göre normal biz bilmediğimize göre yorum yapıyoruz. Aslında soru size şunu soruyor. 6 tane boş daire var bu 6 boş daireyi herhangi 4'ünü seçerek kaç farklı desen elde edebiliriz? Olay tamamen bu arkadaşlar. Bu yüzden böyle hani cevabı kısa anlatması uzun. Bir fonksiyon tanımlanmış arkadaşlar. Sarı fonksiyon sarı x artı 1 demiş işte. Diğeri 2x e eşit. Mavi x artı 3'e 2x eksi 1 turuncu ve x bölü 5 beyaz. Bunlara sırasıyla 1, 2, 3, 4'ten başlayarak böyle 1'den başlayarak doğal sayılar yazıyoruz örnek sarıyı bire, 2'yi yeşile falan filan diye belirtmiş. Şimdi başa dönüyoruz. Başa dönerken ama ile dönmüyoruz. Nasıl olacak? Bunu bir seferlik yazayım. 1 2 3 4 5 sonra arkadaşlar 6 7 8 9. Gördüğünüz gibi bakın 1 2 3 4 5 sonra 6 7 8 buraya geldiğimiz zaman artık bir daha başa dönmüş oluruz. Yani biz 8'de bir Başa dönüyoruz arkadaşlar tamam mı? Haliyle maviye gelecek olan eleman ne olmuş oluyor? Birincisi 3 oluyor, ikincisi 7 oluyor, üçüncüsü de arkadaşlar 8 9 10 11 oluyor gördüğünüz gibi. Bundan dolayı 3 yazdık, mavi gördüğümüz yere 6, 7 yazdık, 3 daha 10 oldu. 11 yazdık 3 daha 14 oldu. 14 6 daha 20 10 daha 30 geldi. A şıkkı oldu. A n'i n virgül 2 n artı 1 yani n'den 2 n artı 1'e kadar olan kapalı aralık olarak tanımlamış. Hemen A 100ü göstereyim o yüzden size. A 100 eşittir. 100, 201 kapalı aralığı. Yine A 150 de arkadaşlar hangi kapalı aralık olacak? 150, 301 kapalı aralığı. Peki bunların kesişimi nedir? Kesişimi arkadaşlar nereden başlar? 150 dahil ikisinde de 150 var. Nereye kadar devam eder bu olay? 201'e kadar. İkisinde de bu elemanlar var. 201'den 150'ye kaç tane sayı var? 201 eksi 150, 51. Bir daha ekleyeceğiz. İkisi de dahil olduğu için 52 olacak B şıkkı. Okula 100x diyelim. 100 x tane öğrencinin 18 x tanesi düzenli kitap okuyormuş. Düzenli kitap okuyanlarında arkadaşlar ne kadarı 144 derecelik kısmı tarih kitabını beğeniyormuş. Bu tarih kitabını beğenenler o zaman 144 bölü 360 olacak arkadaşlar. Haliyle 72'ye bölersek 5 yapar, 72'ye bölersek 2 yapar. 36 x bölü 5 insan tarih kitabını be beğeniyormuş haliyle 5'e bölünen bir sayı vermemiz lazım x'e. En az 5 verirsek arkadaşlar 36 insan tarih kitabını beğenmiş olur. D şıkkı. Bir f fonksiyonun içinde ne olduğundan bağımsız şuna bakarız biz. Grafiğinde arkadaşlar fx fonksiyonu verildiği için f fonksiyonu nerelerde sıfırdan küçük? Bakın bu aralıkta görüyor musunuz? x eksenin altında kalan yer sıfırdan küçük demektir. O zaman içindeki değer arkadaşlar 2 ile 6 arasında olması lazım. Bu içindeki değer de nedir? M bölü 3 artı 4. O zaman bu 2 ile 6 arasında olması gerekiyor. Haliyle eksi 2 M bölü 3 2 oldu. 2 ile çarparsak eksi 6 M 6. Böylece sağlayan arkadaşlar 6 eksi eksi 6 12. Bir daha çıkaracağız. İkisi de dahil değil 11 tane değer oldu C şıkkı. Dört kız var, üç tane de erkek var. Fatma kızların arasında ya en başta ya en sonunda olacak. Berk de tüm öğrencilerin en sonunda veya en başında olacak. Buna göre yapalım. Şimdi kızlar bir arada olacak. Fatma en başta veya parantez yapayım şöyle en sonda. Diyelim Fatma böyle olsun. Berk de grubun en sonunda olsun. Bu bir görüntü. Yani kızlar, diğer kızlar kendi arasında 3 faktöriyel sıralanır. Fatma ya en başa ya en sona gelir. İki faktöriyel. Burada da Berk tabi en sonda yeri belli. Diğer iki erkek de iki faktöriyel şeklinde sıralanır arkadaşlar. Şimdi buna göre ikinci durumda ne olacak aslında? Berk erkekler böyle. Bu sefer işte Fatma kızların içinde ya burada ya da burada parantez yapayım. O zaman bakın Berk en başta yeri belli. Diğer iki erkek 2 faktöriyel kızlar kendi arasında 3 faktöriyel Fatma da bunların en başında ya da bunların en sonunda 2 faktöriyel. Böylece ikisinden de 12 2 24 24 48 tane toplam durum oldu. E şıkkı. Evet, güzel bir soru. Bu taralı dikdörtgene içine alma sorusu konu anlatımında ben çözmüştüm. Bir de burada çözelim şimdi. Bakın bir kere burada kesinlikle şu doğrudan sol taraftaki doğruları alabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 doğrudan birini alacağız ki kırmızı dikdörtgeni içine alsın. Yine aynı şekilde sağdan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinden bir tanesini alacağız ki içine alsın arkadaşlar. Üstten mecburen bu doğruyu almak zorundayız. Birin birlisi yoksa kapsamaz. Alttan da şöyle özgürüz. 1 2 3 doğrudan bir tanesini alırsa 5 kere 6 30 3 ile çarparsak 90. 90 durumda arkadaşlar oluyormuş. Bir örnek ben size göstereyim hemen bakın. Şöyle şunları bir sileyim bir. Bakın şimdi. Burada silemedim. Şunları bir hemen sildim. Şimdi bir örnek görüntü gösteriyorum. Üst kesinlikle olacak. Tamam. Sonra şunu alalım. Sonra bunu alalım. Bir de şurayı alalım. Bakın kesinlikle kırmızıyı içine aldı gördünüz mü? Bu şekilde solundan, sağından, altından, üstünden bakmanız lazım arkadaşlar. Birer birer doğru seçerek. Her satır arkadaşlar birden 9'a kadar bir kere yazabiliyoruz. Her sütuna birden 9'a kadar bir kere yazabiliyoruz. Bir de 3 çarpı 3'lüklerde de yine bir kere yazabiliyoruz arkadaşlar sayıları. Şimdi kolaydan başlayalım. Şu sütuna kalemi bir alayım. Şu sütuna bakalım arkadaşlar bu sütunda neler eksik A'nın olduğu yerde bir e, bakıyorum şimdi 8 eksik bir de 1 mi eksik pardon 2 değilmiş 1 eksikmiş 8 ve 1 eksik bu A'ya 8 mi yazacağız 1 mi yazacağız kesinlikle 8 yazarız niye biliyor musunuz A'nın olduğu satıra bakarsanız zaten burada bir tane 1 var biz bir de gidip A'ya 1 yazsak bir satırda 2 tane 1 olur. Böylece buna 8 kaldı. Buna da 1 kaldı arkadaşlar. Şimdi buna göre yine bakalım e, bu B'nin olduğu sütuna. B'nin olduğu sütunda arkadaşlar neler eksik kalmış? 2, 4, 1 de arkadaşlar 8 yazılmış. Peki B bunlardan hangisi nasıl anlayacağız? Şimdi B'nin olduğu arkadaşlar 3 çarpı 3'lükte 4 yazılmış yazamayız. Sonra bakalım o zaman 2 mi 8 mi ona nasıl karar vereceğiz? Burada bakın B'nin olduğu sütuna dikkat ederseniz arkadaşlar 8 yazılmış. O zaman 8 de yazamam bir tek B'ye ne kaldı? 2. Bu şekilde biraz böyle vakit kaybettirmeye oynayan bir soru. A'yı 8 bulmuştuk B'yi de 2 bulduk toplamları 10 oldu B şıkkı geldi.